Büyük ihtimalle şu anda bu ekrana bakıyor ve ekranda gösterdiğim dört adamın kim olduğunu merak ediyorsunuz. Yakından inceleyeceğimiz bu dört adam, gelişim teorilerini anlamada oldukça önemli. Bu yüzden bu videoda farklı gelişim teorilerinden bahsedeceğiz. Evet. Pekala. Burada sol üst köşede Freud'u görüyoruz. Orada Erikson var. Buradaki Vygotsky son olarak da Kohlberg var. Evet, gelişim. Öncelikle bu kelimeyi tanımlayalım. Gelişim, yaşam süresi boyunca gerçekleşen yaşa bağlı değişimler serisidir. İnsanlar belli bir sırayla farklı aşamalardan geçerler. Her aşama bir diğerinin üstüne yerleşir ve her aşamada bir öncekinde oluşturduğumuz yeteneklerimizi geliştiririz. Bu dört adam, nasıl geliştiğimize dair dört farklı teoriye sahip. İlk olarak Sigmund Freud'a bakalım. Freud, psikoseksüel gelişim teorisinin kurucusudur. Hadi yazalım. Freud, kişiliğin çocuklukta nasıl geliştiğini anlatan psikoseksüel teoriyi başlatması açısından oldukça önemlidir. İşte başka bir anahtar kelime, çocukluk. Freud, çocukluk süresince insanların nasıl geliştiğine bakmıştır ve çocukluğun ilk dönemlerinin oldukça önemli olduğunu düşünmüştür. İlk çocukluk dönemi, kişiliğin çoğunluğu geliştiğinden oldukça önemlidir. Freud, kişiliğin çoğunluğunun 5 yaşında oluştuğunu söyler. Ona göre ilk tecrübeler kişilik gelişiminde oldukça önemlidir ve bunlar ileriki evrelerde de davranışı etkiler. Bu teori 5 aşamalıdır. Eğer bu 5 aşama tamamlanırsa sağlıklı bir kişilik oluşur. Ve bazı özel durumlar belli bir aşamada çözülmezse ve diğer aşamaya geçilirse o zaman saplanma denilen olay gerçekleşebilir. Bu da biraz sonra bakacağımız başka bir anahtar kelime. Freud'un psikoseksüel teorisi işte böyle. Şimdi ikinci kişiye bakacağız. Bu kişi Erikson. Erikson psikososyal gelişim teorisini savunmaktadır. Bu teoriye göre kişilik gelişimi bireyin tüm ömrü boyunca devam eder. Bu teorinin kişiliğin çoğunluğunun çocuklukta oluştuğunu söyleyen Freud'un teorisinden farkını hemen görebilirsiniz. Erikson gelişimin her aşamasının bir çatışmanın üstesinden gelmeye odaklı olduğuna inanmıştır ve her aşamada bu çatışmalarla uğraştaki başarı ya da başarısızlık bir bireyin davranışlarını etkileyebilir. Erikson, 8 aşamalı bir teori öne sürmüştür. Bu teoriyi daha sonra inceleyeceğiz. Her aşamada insanlar yeni zorluklarla karşılaşırlar. Her aşamanın sonucu, insanların bu zorluklarla başa çıkma şekline bağlıdır. Sırada, Rus bir teorist, Lev Vygotsky var. Lev, sosyokültürel kavramsal gelişim kuralını geliştirmiştir sosyo-kültürel oluşu ve kavramsal gelişimden nasıl etkilendiği. Vygotsky, çocukların tecrübeleri vasıtasıyla aktif bir şekilde öğrendiğine inanır. Bu yüzden oldukça aktif bir gelişme sürecine sahibiz. Sosyo-kültürel teori ebeveynlerin, bakıcıların, arkadaşların, kültürel davranışların, tutumların ve dilin yüksek sıralı öğrenme fonksiyonunun gelişiminde etkili olduğunu savunur. Leve göre bir çocuk başkalarıyla etkileşimden aldığı bilgiyi içselleştirir. Yani tüm bunlar, birey olarak çevremizdekilerden ve kültürden nasıl etkilendiğimizle ilgilidir. Ve tabii ki etkileşimin, çocukları kendi performansları ve gelişimlerinde nasıl yönlendirebildiğidir. Bu teori, kavramsal gelişimde sosyal etkileşimin önemini vurgulamaktadır. Ne yazık ki, Vygotsky 38 yaşında öldü. Bu yüzden teorisi eksik durumdadır. Ve inceleyeceğimiz son kişi Lawrence Kohlberg olacak. Kohlberg, ahlaki gelişim teorisinin kurucusudur. Yani hayat boyunca ahlaklı olarak nasıl geliştiğimizi incelemiştir. Ahlaki muhakeme ya da insanların doğru ve yanlış arasındaki fark hakkında düşünceleri üzerine yoğunlaşmıştır. O zaman doğruya karşı yanlış diyelim. Ahlaki muhakemenin bazı durumlara bağlı olduğuna inanmıştır ahlaki muhakemenin kavramsal gelişim seviyesine bağlı olduğunu düşünmekteydi. Bu nedenle kişilerin üç ahlaki gelişim evresinden geçtiğini savunmuştur. Bu üç evrede kendi içinde iki alt evreye ayrılmaktadır. Hepsi toplamda altı evre bulunmaktadır. Kohlberg, çocuklar üzerine yaptığı araştırmalardan sonra bu teoriyi oluşturmuştur. İlk olarak çocuklara bir dizi ahlaki çıkmaz gösteriyordu. Sonra her senaryoda yargılamalarının ardındaki nedenleri anlamak için çocuklarla görüşüyordu. Bu yüzden çocuklara nasıl sonuca ulaştıkları ve her senaryo için kullandıkları çözümlerin arkasındaki nedenleri anlamak için çocuklara soru soruyordu. Tekrar edecek olursak, Freud ve Erikson kişiliğe bakmaktadır. Bu yüzden kişiliğin nasıl geliştiğini incelemişlerdir. Vygotsky ve Kohlberg ise Algının nasıl geliştiğiyle ilgilenmişlerdir. Bu yüzden teorileri kavramsal teorilerden oldukça etkilenmiştir. Bu dört ana ve birbirinden farklı bakış açısından gelişimin farklı evrelerinin genel bir özetiydi. Daha birçok bakış açısı bulunmakta. Ancak biz bu dört bakış açısına yoğunlaşacağız. Bu teorilerin benzerliklerine ve farklılıklarına dikkat edelim. Daha sonra bu teorilerin hepsine tek tek bakacağız.